Demet günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sana da. Çok teşekkür ederim. İsterseniz dün akşamki galibiyetlerle başlayalım. Muhteşem bir gece yaşadık. 4'te 4 Evet. yaptık. Tüm takımlarımız çok başarılıydı. Tabii bunun ülke puanına da etkisi oldu. Üst sıralara yükseldik. 14. olduk. İlk önce maçlarla ilgili yorumunuzu, sonra da ülke puanı ile ilgili yorumunuzu alalım. Şimdi Demet, dün Ezgi ile sabah yayın yaptık. 9'u 20 geçiyordu filan. Orada şöyle bir şey demiştim. Fenerbahçe ile Başakşehir'den %100 eminim kazanacaklarından. Trabzonspor karşılaşması bana göre 3 ihtimalli. Monaco favori gösteriliyor ama Trabzonspor karşılaşması 3 ihtimalli demiştim. Ve Sivasspor için de şunu söylemiştim. Rıza Çalınbay'ın, Sivasspor Teknik Direktörü'nün basın toplantısını izlemiştim. Ve orada Rıza Hoca Balkani'yi öve öve bitiremiyordu. Çok iyi takım işte, çok iyiler, çok koşuyorlar, çok iyi oyuncuları var. Ben de işte bana sıra geldiğinde demiştim ki Rıza Hoca Balkani'yi gözünde çok büyütmüş. Bence sıradan vasat demiştim. Ve nitekim de Sivasspor karşılaşmayı kazandı. Ve 4'te 4 yaptık biz dün. Trabzonspor'un tabii ki kazanabilirdi ama böyle 4 farklı bir galibiyet alması ve ikili averajda da Monaco'nun önüne geçmesi çok çok önemli grup sıralamasında. Bu da bizim için ekstra sevindirici bir gelişme oldu. Trabzonspor'un ikili averajı ele geçirmesi. Dün akşam bizim hiç tarihimizde yokmuş baktığım kadarıyla bir akşamda 4 galibiyet birden almak ve bunu başardık takımlarımız. Ve hepsini tebrik ediyorum. Ülke puanında da bayağı gerilere düşmüştük. Geçen sene 20. sırada tamamlayarak bu seneye 20. sırada başlamıştık ama şimdi 14. sıraya yükseldik. İstersen bu konuya da hemen gireyim, geçiş yapayım. Olur. Şimdi şöyle, UEFA bir kere kendi internet sitesinde içinde bulunan sezonun puanlarını tutmuyor. Sadece sezon sonunda oluşan puan cetvelini açıyor. Bunu tutan siteler var. Benim de yararlandığım, çok beğendiğim bir site var. Onlar şimdi Fenerbahçe ile Başakşehir gruptan çıkmayı garantiledikleri için gruptan çıkma bonus puanlarının en az ikincilik kısmını eklemişler. Yani Fenerbahçe ile Başakşehir'in grupta ikinci olmaları kesinleşti. Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkmanın bonus puanı 4, ikinci çıkmanın 2. Konferans Ligi'nde lider çıkmanın bonus puanı 2, ikinci çıkmanın bonus puanı 1. Şimdi Fenerbahçe ile Başakşehir'e bu minimum ikincilik garanti olduğu için 2 ve 1 puanı vermişler. Bundan sonra Fenerbahçe eğer grubu lider bitirirse ve Başakşehir de lider bitirirse Fenerbahçe'ye 2 bonus puan, Başakşehir'e 1 bonus puan daha eklenecek. Çünkü Avrupa Ligi'yle Konferans Ligi'nin bonus puanları farklı. Böylece 3 bonus puan daha elde edilecek. Trabzonspor ve Sivasspor'da eğer gruptan çıkmayı garantilerlerse, hatta lider bile olurlarsa, Fenerbahçe ile Başakşehir'e verilen puanların aynısı Trabzonspor ve Sivasspor'da verilecek. Ama 2, ama 4, ama 1, ama 2. Dolayısıyla çok çok iyi bir gelişme bu ve bizi de yapılan hesaplamalar sonucunda bonus puanlarla birlikte 14. sıraya çıkartıyor. Normalde takımların gösterdiği performanslara baktığımızda, aldıkları puanlara baktığımızda biz 16. sıradayız sportif sıralamada ama bonus puanlarla 14'e 14 çıkıyoruz. yüksek. Bu çok çok iyi bir gelişme. İlk 15'e girmemiz gerekiyor bu sezon. 2024-25 sezonunda yeniden 5 takımla Avrupa Kupalarına katılabilmek ve şampiyonumuzun da yine artık ikinci eleme turu olabilir, üçüncü eleme turu olabilir. Yükseldikçe o eleme turları sayısı da azalacak şampiyonumuz için. Bunun çok büyük önemi var. İlk 15'te bu seneyi bitirmemiz çok çok önemli Demet. Peki, teşekkür ederim. Konu başlıklarımız var. Devam ediyorum. Dünkü Avrupa maçlarımızdan sonra kadın Evet. futboluna geçeceğim. Kadın futbolu dünyada gerçekten şu anda çok ilgi gören bir spor ve ülkemizde de aynı şekilde geçen yıl ve bu yıl çok rövanşlı bir spor. Ve kadınlar 2025'te 4 ülke aday oldu. Bu ülkeler hangileridir? Evet. Detayları sizden dinleyelim. Şimdi dün de yine kadınlarla ilgili Ezgi'yle yaptığımız yayında ben bir gelir farkından bahsetmiştim. Kadınlar Dünya Kupası var önümüzdeki sene. Kadınlar Dünya Kupası'nın gelirleriyle mesela bu sene şimdi önümüzdeki Kasım ayında başlayacak Erkekler Dünya Kupası'nın gelirleri çok farklı. İnanılmaz bu farklar var. Mesela bilet fiyatları da çok çok farklı. 5-6 kat daha pahalı mesela Katar'daki Dünya Kupası'ndaki biletler. Dolayısıyla
maalesef çok büyük gelir farkları var. Şimdi kadınlar Avrupa Şampiyonası olacak 2024-2025 yılında. Bunun için de ev sahibi ülke belirlenmesi gerekiyordu. UEFA 4 tane adaylık başvurusu olduğunu açıkladı. Bunlardan 3 tanesi tek bir ülke, 4 tanesi de konsorsiyum olarak başvurmuşlar. Fransa, Polonya ve İsviçre aday ülkeler. Ayrıca Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç, böyle bir İskandinavya grubu adaylık başvurusu yapmışlar. Bunun kararı 2023 Ocak ayında, yani önümüzdeki Ocak ayında verilecek ve 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın hangi ülkede veya hangi ülkelerde yapılacağı ortaya çıkacak demek. Peki devam ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne geçelim isterseniz. Şampiyonlar Ligi'nde Victoria Pilsen'le Bayern Münih karşı karşıya geldi. Ve Victoria Pilsen taraftarı Bayern Münih deplasmanındaydı. Ve özellikle fiyat artışlarına çok büyük tepkiler gösterdi taraftar. Evet. Bu konuyla ilgili yorumunuzu alayım. Şimdi maalesef UEFA bunu yasaklamasına rağmen, yani UEFA diyor ki stadyumda en pahalı bilet fiyatı neresiyse veyahut da deplasman takımın oturduğu yer, ev sahibi takım aynı kategorideki yere ne ödüyorsa deplasman takımı da ona ödemelidir diyor. Fakat Bayern Münih taraftarları çok büyük tepki gösterdiler. Çünkü Pilsen takımı yöneticileri Bayern Münih'e 70 euroluk bilet fiyatı uygulamışlar ki yarı fiyatındaymış galiba aynı kategoride ev sahibi takım seyircilerine. Bu aslında UEFA tarafından yasaklanan bir şey ve seyirciler bunu protesto etmişler maç sırasında astıkları pankartlarla. Bayern Münih kulübü de bu konuda herhalde UEFA'ya bir şikayette bulunacakmış ve Pilsen kulübüne bu nedenle bir ceza gelebilir. Yani o şeyden aldıkları, farklardan aldıkları paraları UEFA'ya ceza olarak ödeyebilirler ama UEFA kesinlikle deplasman seyircisine daha fazla fiyata bilet satılmasını yasaklıyor. Peki Chelsea diyeceğim şimdi. Chelsea Thomas Tuchel'le yollarını ayırdı. Ve Thomas Tuchel için şimdi de İngiliz milli takım iddiaları ortaya çıktı. Bu iddiaların ne kadarı doğru? Şimdi İngiltere'nin bu Uluslar Ligi'nde küme düşmesi Southgate'e olan eleştirileri bayağı arttırdı Demet. Ve Dünya Kupası'nda eğer İngiltere milli takımı böyle başarısız olur da erkenden elenirse Southgate'in görevine son verileceği konuşuluyor. Ve bunun için de en büyük adayın Thomas Tuchel olduğu İngiliz basınında yer aldı. Tabii ki bu bir spekülasyon, bunu doğrudur diyemeyiz ama Thomas Tuchel'ın da şu anda hiçbir kulübün teklifini kabul etmeyip Londra'da yaşamaya devam etmesi bu şüpheleri arttırıyor tabii, spekülasyonları arttırıyor. Bakalım Dünya Kupası'nı izleyeceğiz, göreceğiz İngiliz milli takımı nasıl bir başarı elde edecek hep beraber. Ondan sonra tabii ki Southgate'in durumu ortaya çıkacaktır ama bu Uluslar Ligi'ndeki küme düşmesi İngiltere'nin bayağı bir eleştiri altına girmesine neden oldu Southgate'in. Thomas Tuchel gerçekten iyi bir antrenör ama bir milli takım tercihi yapar mı? O da ayrı bir konu. Peki Bundesliga'ya da baktığımızda Stuttgart şu anda 17. basamakta düşme hattına çok yakın ve teknik direktör Pellegrino Matarazzo'yla da yollar ayrıldı. Ve Evet. şimdi de göreve yardımcı antrenör getirildi. Sizce Stuttgart'ı nasıl bir gelecek bekliyor bu sezon? Şöyle söyleyeyim Demet. Bundesliga'da Ezgi'yle de yine bu hafta içi konuşmuştuk. Bundesliga'da bu sene 9 haftada 4 teknik direktör değişimi yaşandı. İşte bunlardan sonuncusu da Stuttgart'ta yaşandı. Şimdi Dünya Kupası'na kadar sadece 4 maç kaldı. Dolayısıyla Stuttgart kulübü acele etmek istemiyor ve şimdilik kaydıyla Matarazzo'nun yardımcısı Wimmer'i getirdiler göreve. Herhalde Dünya Kupası'nın bir 5 haftalık süre olduğu için orada daha böyle sağlıklı bir karar vermek istiyorlar. Hem de yardımcı teknik adamın ne performans göstereceğine de bakmak istiyorlar. Diğer yandan yeni bir haber daha okudum Stuttgart'la ilgili. Şu anda Julian Nagelsmann'ın yardımcısı olan Dino Topmöller'e de teklif yapılacağı konuşuluyor. Fakat Bayern Münih şimdi sezonun içinde hiçbir zaman teknik direktörün gitmesine izin vermez diye düşünüyorum. Ama tabii ikili ilişkiler, teknik direktörün kulüple olan ilişkileri de bunda belirleyici rol oynayabilir. Ama şimdilik böyle bir durum söz konusu Stuttgart'ta. Peki son olarak tenis diyelim. Tenis severler yeni yılın ilk Grand Slam'ını bekliyor. Avustralya Açık. Ve tabii Avustralya Açık deyince de Djokovic iddiaları ortaya çıkıyor. Djokovic meselesi. Evet. Acaba bizi alabilecek mi? Sizce bu durum çözüme kavuşur mu?
Şimdi geçen sene yaşanan olayları hepimiz biliyoruz. Aşı olmama isteği nedeniyle Djokovic turnuvayı alamamış ve Avustralya'dan gönderilmişti. Ve 3 yılda ülkeye girmeme cezası verilmişti kendisine. Fakat şimdi Avustralya yönetimine, hükümetine Djokovic'in bir başvuru yapması ve kendisinin de turnuvaya dahil edilmesini isteyeceği söyleniyor. Djokovic tabii ki çok önemli, yıldız bir sporcu. İşte diğer Roger Federer'in de tenisi bıraktığı düşünülürse Avustralya açığında böyle yıldız tenisçilere ihtiyacı var. Ülkede de zaten Djokovic'e izin verilmesi konusunda bir eğilim var. Okuduğum haberlerde onu gördüm. Djokovic eğer bir başvuru yaparsa, hükümette bunu uygun görürse o 3 yıllık cezanın kaldırılıp Djokovic'in Avustralya açığa katılmasına izin verilecek gibi duruyor. Zaten hakikaten sporculara böyle kısıtlamaların gelmemesi gerekir. Tamam, orada ihraç ettiniz turnuvadan, dışarıya da gönderdiniz ama artık Covid geride kaldı. Djokovic'in de bence de turnuvaya katılması bütün tenis severler açısından sevindirici olur. Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi Hoşça yayınlar. kalın.